Hatay Küpersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü hakkında neler söylemek istersiniz? Milli bir şairimizdir Mehmet Akif Ersoy. Bağımsızlığın ve Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet bu sıraya gelmesine neden olan duygularımızı aşılayan, manevi önderlik yapan milli bir şairimizdir. İstiklal Marşı da Türk Cumhuriyeti'nin, devletinin, bağımsızlığının simgesi, timsalidir. Ve biz de o yollarda geldik, o yollarda da çocuğumuz gitmesi için elimizden gelen her şeyi devlet ve milletimizle beraber yapmak zorunda bir görevimizdir. Mesela İstiklal Marşı'nın kendiniz için önemi nedir? Yani baş zamanda şehitlerimize yazılmış bir marş, bağımsızlığımızı anlatan, yani ilkokuldan beri sevinçle okuduğumuz bir marş. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü hakkında neler söyleyeceksiniz? Büyük lider, büyük bir şairimiz, rahmetli anıyoruz. İyi ki öyle bir şairimiz varmış ki bu sonsuza dek daim olacak. İstiklal Marşı şairliğini yapmış ve Türk milletine armağan etmiş. Nur içinde yazsın. Allah tekrar bu şiiri tekrar yazdırmak zorunda bırakmasın bu Türk milletine. Merhaba. İstiklal Marşımızın önemini ve ülkemiz için değeri nedir? Bunu bize söyler misiniz? İstiklal Marşı'nın önemi hem Türkiye'mizi temsil ediyor hem de bayrağımızı temsil ediyor ve anlamlı ve özetli olması. Evet. İstiklal Marşımızın yazarı kimdi? Mehmet Akif Ersoy. Teşekkür ederim. Sağ olun. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü hakkında neler söylemek istersiniz? Mehmet Akif Ersoy büyük bir şairimizdir, ünlü bir şairdir. Kurtuluş Savaşı döneminde halka direnme ve inanç vermiştir, güç vermiştir. Milli açıdan çok desteklemiştir. İstiklal Marşı'nın yazarıdır. Burdur milletvekilidir. Ve İstiklal Marşı'nın kabulü gerçekten Kurtuluş Savaşı'nın bir dönüm zamanıdır. Merhaba. Merhaba. Hocam İstiklal Marşı'nın ülkemiz için değeri nedir? İstiklal Marşı'nın ülkemiz için değerli dedi. Biz de onun sözlerinde bulunuyoruz zaten. Bir, bağımsızlığımızın bir göstergesidir. İstiklal Marşı, bayrağımız. Sözlerine baktığımızda son kadar hakkıdır hür yaşamış bayrağının hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal sözüne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mübarek bizim hürriyetimizin timsali bir. İkincisi, mensubiyetimizin yani Allah'a olan kulluğumuzun göstergesini ifade eden sözler de içeriyor. Bu nedenle Türk milletinin genel duygu, düşünce ve manevi hayatını ifade eden bir özellik taşıyor. Bu nedenle İstiklal Marşı bizim genetik özelliklerimizi taşıyan bir marştır. Kısaca böyle diyelim. Hatice abla, İstiklal Marşı ile ilgili düşünceleri nelerdir? İstiklal Marşı için düşüncelerim, ülkemizi anlatan bir marş. Atatürk'ümüzün, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı bir marştır. Evet. Okulda ilk öğrendiğimiz İstiklal Marşı'ydı ve çok sevdiğim bir marş. Hepsini böyle ezbere bilip de söylemek can yürekten isterim. İnşallah. Nere anlatıyor İstiklal Marşı? Bayrağımızı anlatıyor. Evet. Milletimizi anlatıyor, özgürlüğümüzü anlatıyor. Bastığımız toprağın ne demek istediğini anlatıyor. Kanımıza kadar anlatıyor, ne diyeyim? Tamam, teşekkür ederim. Bayrağımızı ayrıldızına kadar anlatıyor. Çok sevdiğim bir marş. Sağ olun. Uğurla dinlerime söylerim. Tamamdır abla. İyi akşamlar. Merhaba. Hocam İstiklal Marşı'nın hastalar için önemi nedir? Önemi şudur. Yaşadığı dönemi çok iyi yansıtıyor. Evet. Yaşadığı dönemdeki insanların çok güzelce sadak veriyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulü hakkında neler söylemek istersiniz? Valla Akif Ersoy çok bilir bir kişi. Anlayışlı, yazar, dini, ileri görüşlü, Müslüman bir kişidir. Efendime söyleyeyim, devletine, milletine sadık olan, tutkun, çevresine, milletine iyi geçinen bir kişidir.